tüm Turgutlu hemşerilerime hayırlı günler diliyorum. Bugün Piyaloğlu Caddesi, Özürt Mahallesi, Piyaloğlu Caddesi, Namık Kemal Köşesi'nde mahalle sakinleriyle birlikte sorunlarını dinliyoruz. Burada çok önemli problemler ve sorunlar söz konusu. Bunlardan en önemlisi burada çalışan ekibin pis, temiz su ve aynı zamanda elektrik barajman kablolarını koparması sonucu vatandaşlarımızın çok büyük bir oranda mağdur kalmasıyla alakalı bir durum söz konusu. Biz buraya vatandaşlarımızın telefonu üzerine geldik. Yani inanılmaz bir durum ve ağır bir koku olaya hakim. Sayın Belediye Başkanımız da bu durumla ilgili bilgilendirilmiş. Maske, yani büyükşehire bağlı maske görevlileri bu konuyla ilgili bilgilendirilmiş. Bu konuyla alakalı şunu söylemeliyim ki, biz önceki dönemlerden veya belediye nasıl yönetilir eğer ortaya koyarsak, burada yapılacak çalışmalar tabii ki bittiğinde çok güzel olacak. Ama şu anda bu çalışma esnasında yaşanan sorunları da göz ardı etme şansımız mümkün değil. İşte içeride bir arabamız var. Bu arabamız, traktörümüz var, abimize ait. Bu araba buradan çıkamıyor. Bu araba buradan çıkmasının mümkünatı yok. Yaklaşık bir 50 santim civarında yükseklik söz konusu. Aynı şekilde yengem evinde su kullanamıyor. Kullanamadığı için dolayısıyla çok önemli ihtiyaçları olan işte temizliktir, banyodur veya bulaşıktır veyahut abdesttir. Çok önemli konularını hayatının idame edebilmesi için gerekli olan düzenini kuramıyor. Bununla alakalı birçok yeri aradığını kendisi söyledi. Bak komşum da şimdi 5 kilo şişesini aldı, komşuda evet. Doldurmaya gitti. Evet. Bak çıkarsa da görecek. Şimdi bu durumlarla alakalı en önemli olay şudur. Burayı yapan taşeron firma, bütün buradaki TEDAŞ, doğalgaz firması olan Manisa Gaz ve Turgutlu Belediyesi altyapısı anlamında önceki dönemlerde yaptığı için de birçok bu tarzda firmalara, bu tarzda şirketlere haber vermek durumunda. Başkanım, bizim sokağın aydınlatma lambaları yok aylardır. Ama sokak lambaları akşama kadar yanıyor. Sokak içlerini görebilirsiniz de. Onların paraları nereden çıkıyor? Bizim gibi garibandan çıkıyor. Ama ben karanlıkta oturuyorum burada. Aylardır ben karanlıktayım. Küçük el lambası alıyorum bir yere gideceksem. Ya da eşime telefon ediyorum. Kahveden kalkıyor beni karşılıyor. Burası Turgutlu'nun göbeği. Turgutlu'nun göbeği. Piyaloğlu Caddesi, evet. Özürt Mahallesi ve cami önüne giden yol. Sevinç Parkı yaklaşık 100 metre ileride. Turgutlu'nun göbeğinde bu elektriksizliği, susuzluğu çekmek zorundasın. Yapamayacaksa gitsin. Yapamayacaksa gitsin demeyelim de biz onu ilk önce bir göreve davet edelim. Yani. Bize yakışan budur. Sayın başta Turgutlu Belediye Başkanımız Turgay Şirin'in akabinde maskeye yeni görevine atanmış olan gelip orayı burayı ziyaret etmek değil iş. Maske Turgutlu sorumlusu arkadaşımızı ve maskinin birçok kurumunda fen işlerinde ve birçok yerde görevli. Bak komşudan su alıyor. Elinde. Evet, görevli arkadaşımızı biz göreve davet edelim. Bence en doğrusu bu. Bunun sonrasında estağfurullah, siz cahil değilsiniz, siz seçmensiniz ve halksınız. Bu doğrultuda seçim dönemlerinde oy veren insanlarsınız. Bak kadın 5 kilo su aldı. Bir eve 5 kilo su yeter mi? Bir eve 5 kilo su yeter mi? Okulda öğrenciler haline bak. Bak kadın 5 kilo komşudan su aldı. Ben de gideceğim. Öğrencilerin haline bak. Ben hazır değilim. Ben rica ediyorum. Ben Turgay Başkanımın bu konuya eğilmesini istiyorum. Sen rica etmezsin. Biz belediyenin kendi asli görevleri olan vatandaşlara hizmet noktasında eksikleri olduğunu düşünüyoruz. Bu eksikleri bu vatandaşların mağdur durumda olmamasıyla alakalı. Keşke sizin yerinize Turgay Bey gelseydi. Evet. Keşke sizin yerinize o gelseydi. Bizler de görevimizi yapalım. Muhalefet olarak diyelim ki Turgay Başkanım, gelin olayı yerinde görün, vatandaşların dertlerini dinleyin.
vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm bulalım. İlla ki burası MASKİ'ye ait olması, bu yolu MASKİ'nin yapması, seçilmiş olan bir Turgutlu Belediye Başkanı olan Turgay Şirin'in... Madem MASKİ gelse sizin, evdeki bütün kirli bardakları kafasına atacağım. Sizin buraya gelmemeniz anlamına gelmez. Alacağım artık, evet. O derece...